Flash'ta basit bir web sitesi hazırlama örneği yapacağız. Ben sadece 2 butonlu, 3 butonlu bir şey yapacağım. Çok basit. Şu birinci kareyi seçiyorum. Şurada name diyor, görüyor musunuz? Şuraya diyorum ki burası ne olsun? Ana sayfa. Ana sayfa. Burası etiket bölümü arkadaşlar. Neyi nereye ne koyacağımı göstermek için. Mesela 10. kareye geliyorum. Sağ tuş keyframe ekliyorum bir tane. 10. kareyi seçiyorum. Keyframe ekledim. Buraya da iletişim diyorum. İletişim bölümü olsun burada da. Şu 20. kareye geliyorum. Anahtar kare ekliyorum. Bir tane de ne yapalım? Hakkımızda olsun. Evet. Şu 30. kareye geliyorum. Tekrar bir anahtar kare de buraya koyalım. Şimdi arkadaşlar, Flash'ta web sitesi hazırlamak çok kolay. Şöyle, biz şimdiye kadar animasyonlarda ne yaptık? Değil mi? Hep hareket ettirdik, değil mi? Flash'ta şeyde web sitesi yaparken hareket ettirtmiyoruz. Bütün kareleri durduruyoruz arkadaşlar. Şöyle, birinci kare sistemin hangi sayfası? Ana sayfa. Ana sayfa. Yani index, siz bunu HTML'de yapmış olsaydınız index HTML'ye gönderirdiniz, değil mi? Ben Flash'ta yaptığım zaman birinci kareye göndereceğim. Mesela benim 10. karem ne? İletişim sayfamın olduğu yer. 20. kare ne? Hakkımızda sayfasının olduğu yer olmuş olacak. Tabi daha sayfa artarsa ne yaparım buraya? Eklemeye devam edebilirim, değil mi? Şu anda bir web sitesi hazırladığımı düşünün. Şimdi geliyorum şeye. Ana sayfaya geliyorum. Arkadaşlar basit bir banner yapacağım şuraya. Bir web sitesine ne olur? Şurada bir banner olur, değil mi? Şurada butonlar olur. Şurada da içerik olur. Ya en basiti böyle. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Önce onu göstereyim. Şu birinci kareye geliyorum. Ve şuraya bir tane dikdörtgen çiziyorum. Yani banner çok da önemli değil. Ne renk olduğu da önemli değil. Tamam? Çizdik. Sonra bu banner'ı nasıl yapacağınız size kalmış. Yani sınavda şöyle illa böyle yapın, şöyle yapın demeyeceğim. Şimdi bizim bildiğimiz animasyon türleri var. Ne var? Şekil animasyonu var. Motion TV'm var. Bunlardan herhangi birini yapsanız olur. Ben şimdi mesela neyi göstereyim size? Şekil değişimi olsun. Şekil animasyonunu göstereyim. Şimdi bunu nasıl yapacağım? Örneğin bir tane şekil alayım. Ne olsun? Şöyle bir yıldız olsun. Bu yıldızın rengi de şöyle bir yeşil olsun. Arkadaşlar şöyle bir yıldız var diyelim benim banner'ımda. Bu yıldız beşgen işte neye dönüşsün? Yazıya dönüşsün. Ne yazsın burada? Düzce yazsın. Mesela. Onun için arkadaşlar buraya koyduğunuz bu daireye beşgene çift tıklıyorum. Seçiyorum. Ve bunu neye dönüştürüyorum arkadaşlar ben? Sembole dönüştürüyorum. Yani MoviClip sembolüne dönüştürüyorum. Tamam? Dönüştürdük. Şimdi ise kodları nereye yazacağız arkadaşlar? Bakıyorsunuz. Ya hocam biz kodları buraya yazardık. Ama siz buraya web sitesi yaptınız. Bu adamı ben şekil değişimini nasıl yapacağım? İçine gireceğim. Bu beşgen bir artık sembol. Üzerine çift tıklıyorum. Ve sembole ait bir zaman çizelgesi geldi. Gördünüz mü? Boş. İşte buraya da zaman çizelgemi koyuyorum. Ne olacak demiştim ben. 50. kareye bir tane anahtar kare koyalım. 50. karede bunu kaldırıyorum buradan. Bunun yerine ne koyuyorum buraya? Yazı. Yazı ne olacak dedim ben? Düzce. Değil mi? Şimdi hatırlayacaksınız. Unutanlar olabilir içinizde. Evet şöyle bir yazı. Düzce diye bir yazı. Biz bunu ne yapıyorduk peki? Aferin. Break apart. Sağ tuş diyorduk. Break apart parçaladı mı? Sonra bir kez daha break apart yaptık. Parçalandı mı? Parçalandı. Daha sonra ne yapıyorduk? Şurada herhangi bir yere gelip shape twin diyorduk. Çocuklar gördüğünüz gibi kendi içerisinde ne yaptık bunu? Beşgenliğe dönüşüyor. Düzce. Sen burada istersen motion twin de yapabilirdin. Değil mi? Mesela buraya bir tane ok koyarsın. Ok büyüyerek karşı tarafa geçer. Falan filan. Anlaşıldı mı? Şimdi tekrar şurada Scan bölümüne basıyorum ve geri çıkıyorum. Yani ana sahneye geri dönüyorum. Evet, tekrar geldik web sitemizin olduğu yere. Yani sembolün kendi içerisine verdim hareketi. Ha, buraya mesela bir
Motion Twin de yapabilirdim. Hani illa bu, sadece bunu yapmak zorunda değilim. Başka ne yaparım? İşte bir yazı yazarsınız. Yazıyı sembole dönüştürürsünüz değil mi? Yazıyı büyütebilirsiniz. Veyahut da buraya şu kalemle mesela şöyle bir ok çizersiniz değil mi? Bunlar bildiğiniz konular olduğu için şöyle bir ok. Çok kötü bir ok ama bu bir ok. Bunu ne yapıyorsunuz? Sembole dönüştürüyorsunuz. Daha sonra içerisine giriyorsunuz. İçine. Ve burada mesela ne yapabilirsiniz? Motion tipini uygularsınız. Hatırladınız mı? Açık mavi olan. Son kareye gelip ne yapıyordunuz? Keyframe all diyordunuz. Şuradan da motion editör vardı, hatırlayın. Şunu hatırladınız mı, motion editörü? Daha sonra bunun şu yatay hareketini belirliyordunuz. İşte şöyle aşağı doğru gitsin. Giderken dönsün. Değil mi? Şu ne? Bükülsün. Skala ne? Büyüsün. Hatırladınız herhalde. Evet, bu da bir animasyon türüydü. Tekrar ana sahneye geri dönüyorum. Yani sembolleri kendi içerisinde istediğinizi verebilirsiniz. Bununla benim işim yok. Geçiyorum şimdi şeye. Arkadaşlar, butonla yapacağız. Siz web sitesi yaparken de öyle yapmıyor musunuz? Şuraya ne koyuyoruz mesela biz? Buton. Mesela ben hazır buton da koyabilirsiniz. Kendiniz de buton yapabilirsiniz. Kendiniz buton nasıl yapıyordunuz, hatırladınız mı? Evet. Firebase'de de yaptık değil mi? Bu sefer de sembole dönüştürüp butonu seçiyorduk. Ama hazır buton da kullanabilirsiniz. Ki burada hatırlarsanız Windows'da Command Library'de ne var? Şurada hazır butonlar var. Mesela bunlardan mesela şunu alalım. Çekip aldım. Şöyle biraz büyütelim. Tabi resmime uygun olarak da alabilirdim, yapabilirdim. Rengin değiştiği falan filan, neyse. Arkadaşlar şurada enter yazıyor değil mi? O enter yazan yeri değiştirmek istiyorum. Ana sayfa yazsın istiyorum. Üzerine çift tıklıyorsunuz. Bir kez daha çift tıklıyorsunuz. Enter yazan yeri silip buraya ne yazıyorum? Ana sayfa yazıyorum. Ve tekrar şuradan nereye dönüyorum? Sahneye dönüyorum. Oldu mu? Oldu. Bir tane daha buton koyalım. Bu sefer de orange olsun. Şöyle turuncu. Şöyle bir buton. Yine bunda da geliyorum. Enter yazan yere çift tıklıyorum. Bir daha çift tıklıyorum. Arkadaşlar tıklatmazsa şurada kilit vardır. Dikkat edin. Baktınız hocam yazıyı değiştiremiyorum derseniz şurada kilit vardır. Kilidi kaldırırsanız değiştirir. Buraya da ne diyelim? İletişim. Geri çıkıyorum. Bir tane daha. Bir tane de yeşil koyalım. Bu da nereye gidecek? Hakkımızda gidecek. Evet, üzerine çift tıklıyorum. Bir daha çıtladım. Şu enter yazan yeri siliyorum. Klavyeden ne yazıyorum buraya? Hakkımızda yazıyorum. Ve geri çıkıyorum. Evet. Butonlarımı da hazırladım arkadaşlar. Şimdi geldik bağlamaya. Bağlama işlemi. Arkadaşlar bağlama işlemi en basit bölümü. Şimdi kod bölümü geldi ama bu örnekte siz elle kod yazmayacaksınız. Önce size soruyorum. Bu bir animasyon değil, bir web sitesi ise bu animasyonun oynamaması gerekiyor. Ne yapalım lazım? Birinci kareye geliyorum arkadaşlar. Diyorum ki bizim kullandığımız bir tane şurada bir pencere var. Panel var. Adı ne? Code Snippets. Açıyorum bunu. Alıyorum buraya. Hatta şu actions'ı da alalım artık, değil mi? Bakın, artık benim kullandığım code snippets'a geldim. Şimdi arkadaşlar, ben hangi kareye geldim? Birinci kare mi? Diyorum ki birinci karede bu animasyon dursun. Ben bunun oynamasını istemiyorum. Yoksa olacak olan belli, bu böyle bir şey olur. Tabii stoplamam lazım. Bakın bildiğiniz animasyon olur bu. Benim istediğim şey böyle hareket etmesini istemiyorum ben. O yüzden ne yapıyorum? Birinci kareye geliyorum. Code Snippets'tan Timeline Navigasyon'a geliyorum. Ve diyorum ki bu karede dur. Frame kare demek. Stop dur demek. Çift tıklıyorum üzerine, bu kadar arkadaşlar. Bu karede dur bölümüne tıkladım. Ve isteyen şunu da yapabilir. Ya hocam buraya basmak zorunda mı? Hayır. Arkadaşlar yazacağınız kod bu yani. Bu
Code Snippets otomatik olarak ne yapıyor? Kod üretmeyi sağlıyor. Ama hocam ben bununla ne uğraşacağım diyorsanız, isterseniz buraya direkt stop da yazabilirsiniz. Anlaşıldı mı? Birinci kareyi durdurdum. Yok, bundan sonrakine gerek yok. Çünkü bundan sonrakileri butondan kontrol edeceğim. Şimdi şöyle. Şimdi geldik. Birinci kareyi durdurduk mu? Evet. Artık animasyonumu bakın kontrol edelim. Evet. Artık benim kontrolümün altında. Ha, banner oynuyor. Banner oynasın istedim zaten. Kendim istedim değil mi? Orası banner. Ama animasyonun birinci karede şu anda stoplu. Kontrol kimde artık? Buna basarsam ana sayfa, buna basarsam iletişim sayfası, buna basarsam hakkımızda sayfası gelecek arkadaşlar. Ama şu anda gelmez. Çünkü bağlantıyı yapmadım. Siz link veriyorsunuz yani köprü. Köprü vereceğim arkadaşlar şimdi. Ve köprü verme şöyle. Ana sayfa butonunu seçiyorum. Bir kez tıklıyorum, seçiyorum. Code Snippets'a geliyorum yine buradan. Diyorum ki bu sefer. Klik. Ne demek klik? Tıklandığında. Go to. Git. İlgili kareye git ve orada ne yap? Dur, hareket etme. Site yapıyorum ben, aman al. Çift tıklıyorum üzerine, okey diyorum. Bakın buraya kod üretti, görüyor musunuz? Otomatik. Kodumuz neymiş? Go to end stopmuş. Go to git, end ve dur. Şimdi buraya 5 değil, kaçıncı karedeydi iletişim? 5'te miydi? Buraya ne yazıyorum? 10. Bakın isterseniz bir daha bakalım. İletişim hangi kareye koydum ben? 10. Buraya da ne yazdım arkadaşlar? 10. kareye git ve orada dur. Tamam? Aynısını iletişim butonunu seçiyorum bu sefer. Bir kez tıklayın üzerine. Daha sonra Code Snippets'a gelin. Ne diyorsunuz? Git ve dur. Çift tıklıyorsun üzerine. Okey deyin. Bu sefer ne yazacaksınız? Buraya. Kaçıncı kareye koymuştum ben hakkımızdayı? Pardon, ben yanlış yaptım. Evet. Neyse, düzeltelim. Bu iletişim 10'a gidecek. Doğru. Ana sayfa 1'e gidecekti. Ben 10 yazdım. Değil mi? Hemen düzeltelim onu. Şu 10 değil. Kaç olacak? 1. Bu butona basınca 1'e gidecek. İkinci butona basıldığında 10'a gidecek. Geldim hakkımızda ya. Bunu seçtim. Bir kez tıklıyorum. Sonra Code Snippets'tan git ve dur diyorum. Okey diyorum. Ve buraya da ne yazıyorum? 20. Şimdi bunun hepsini yaptıktan sonra arkadaşlar, hepsini uygulamak için bunların hepsi nerede kopyalı? Birinci karede değil mi? Kopyalıyorum burayı. Birinci kareyi. Hepsini bitirdim. Her işim bitti. Kopyalıyorum. Ve şu iletişim sayfasının olduğu yere ne yapıyorum bunu? Kareyi, birinci kareyi kopyalıyorum. Evet. Yapıştırıyorum. Aynısını nereye yapıştırıyorum? Buraya da. Hakkımızdanın olduğu yere de ne yapıyorum bunu? Past frame. Kopyasını alıyorum. Pardon. Copy frame. 20. kareye past frame. Şimdi arkadaşlar, yalnız buralar da ana sayfa oldu. Buraya gelip şurayı bir daha değiştirelim. Burası ne olacak aslında? İletişim. Şurası ne olacak? Hakkımızda. Bir de bir şey daha değiştireceğim burada. İçerik koyalım değil mi? Birinci kareye geliyorum. Şurası içerik bölümü değil mi? Buranın ana sayfa olduğunu nasıl anlayalım? Şuraya ana sayfa diye bir yazı yazayım. Tamam. Ana sayfa. İletişime geliyorum. 10. kareye geliyorum. Buraya ne yazalım? Ya iletişimde olduğumuz belli olsun. Basit bir web sitesi yapıyorsunuz dedik değil mi? İçini doldurmanızı istemeyeceğim sınavda. Sadece böyle yazsanız yeter. Yani iletişim sayfası olduğunu anlayalım. Hakkımızda'ya geliyorum. Buraya da ne yazalım? Hakkımızda yazalım. Şimdi bitti işlemimiz. Çalıştırabiliriz. Test movie diyorum. Evet. Banner oynuyor zaten. Şimdi ana sayfa otomatik olarak geldi. İletişime tıkladığım zaman iletişim sayfası geldi. Aslında 10. kareye gitti. Buna basıyorum. Hakkımızda sayfası geldi. Ana sayfaya basıyorum. Ana sayfa geldi.
Flash'ta en basit yoluyla web sitesi hazırlama bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Bu da yine buradan mezun olmadan size biz burada web dersinde nasıl ASP'de web sitesi nasıl yapılır öğreniyorsunuz. HTML'de web sitesi nasıl yapılır öğrendiniz. Flash'ta da, Fireworks'ta da öğrettim. Fireworks'ta nasıl web sitesi yapılır da öğrendiniz. Flash'ta da web sitesi nasıl yapılır? En basit haliyle bu şekilde. Sınavda böyle yapsanız kabul. Ama siz web sitesi yaparken ne yaparsınız tabii ki? Bir de bunların içini güzelce ne yaparsınız? Doldurursunuz. Peki diğer sitelerde göre avantajı ne derseniz bu sitenin? Bunun avantajı daha etkileşimli bir sayfa yapmamızı sağlıyor. Değil mi? Yani buraya istediğiniz yeri oynatabiliyorsunuz yani. Siz bunu HTML'de yapabilir misiniz? Yani butonları istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Banner'ı istediğiniz gibi yaparsınız değil mi? Şuraya bir tane bunlar yaparken şuraya tıkladığında top zıplayabilir falan filan. Her şey yapılabilir. Bu videomuz bu kadar yeterli.